Hoş geldin. Bugün atalar ve onlarla olan bağlarımızla ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum. Kültürümüzde biz evet dedelerimizi, büyükannelerimizi tanıyoruz ama ondan sonra gelenleri, daha doğrusu ondan sonraki nesillerle hiçbir bağımız yok. Bazı ailelerde ufak tefek bir şeyler anlatılıyor ama genelde zaten sır varsa ve kötü bir olay varsa bunlar hiçbir zaman çocuklarla paylaşılmıyor. Ve bizim ne kadar köklü bir şekilde onlarla bağlantıda olduğumuzun farkında değiliz. Ama aslında onlar bizimle her zaman bir aradalar. Uzun yıllar aile dizimi ve şamanik çalışmalarda ben bunu önce anlamamıştım. Yani evet atalar varmış, bir yerden geliyoruz ama nedir bu bağlantı, onun hiç farkında değildim. Canım Turgay Sapanlı'yla biz 12 sene boyunca her hafta aile dizimleri yaparken galiba 3-5 bin saat gibi bir süreç, ilk defa atalar çalışması yaptık. Ben hiç anlamadım, hiçbir anlam verememiştim başlarken. Katılanlardan iki grup oluşturdu. Birbirlerine karşı duvarlara dizdirdi. Bir grup oturan gruptu, diğer grupta yüzünü duvara dönmüş, oturanlara sırtını dönmüştü. Belli bir meditatif duruma soktuktan sonra bizi çevirip karşımızda atalarımız olduğunu söyledi bir gruba. Ve grubumuzun içinde bir Alman arkadaşımız vardı. Çok severim, hep çok güzel çalışmalar yaptık beraber. Birdenbire ona baktım, bambaşka bir insan, hiçbir ona benzemiyor. Ve direkt ona çekildim. Karşımda annemin babasını, yani dedemi görüyorum gibi hissediyorum. Diyorum saçmalama Suzan, yok öyle bir şey. Ama o tarzı. Ve bana Almanca ne kadar beni sevdiğini ve ne kadar gurur duyduğu gibi şeyler söylemeye başladı. Ben o güne kadar dedemi hiç anlamamıştım. Hiç onun varlığının bile farkında değildim. Evet, bir annemin babası vardı. Ben doğmadan ölmüştü vesaire. Fakat aslında çok derin bir yaranın olduğunu keşfettim. Çünkü dedem çok çapkın, çok evlilikler geçirmiş, her kadını başka bir kadınla aldatmış. Annem bir kadın olarak o babaya doğuyor. Büyüdüğü ortamda erkeklere güvenilmeyeceğini, her erkeğin aldatacağı gibi bir program yüklenmiş, bir gömlek gibi. Ve bize de bunları aşılamış tabii ki, bunları hep anlatıyor. Ama aslında müthiş kendini bir yere taşımış, 17 yaşına sokağa atılmış bir oğlan, ailenin en küçük tekne kazıntısı olarak çok büyük bir aileden, büyük bir toprak sahibinin oğlu olarak o dönemki yasalara göre ana mülkiyeti büyük abi alıyor, diğerleri ya çalışacak orada ya da gidecek gibi. O da alıyor pılısını pırtısını, Hanover gibi bir şehire geliyor ve orada küçücük normal bir işçi olarak bir bira üretiminde çalışmaya başlıyor. 21 yaşında müdür yardımcısı oluyor çünkü öyle bir hırs yapıyor ve ondan sonra da Almanya'nın genç sanayicilerinden biri oluyor. Hatta Hitler dönemi en beğenilen çiftlik sahibi olarak lanse ediliyor. Sonra tabii bu İkinci Dünya Savaşı bitiyor. O zaman da çok büyük bir iş adamı olarak devam ediyor. Ama ailede işte tabii bir baskı var sonuçta, işte Nazi dönemi geçmiş vesaire. Hiçbir zaman bu konular konuşulmuyor. Ama bolluk bereket içindeler. Ciddi bir paralar kazanılmış ve var. Ama hiç onurlandırılmadı. Dedemle ilgili konuları babamdan öğrendim. Çünkü bir Türk olarak istenmeyen damat. Çünkü Türkiye'den gidenlerin hepsinin orada işçi olarak gittiği düşünülüyor. Halbuki babam akademisyen, doktorası için gidiyor vesaire. Değişik bir hikaye. Ve benim Türkiye verecek kızım yok deyip önce bir göreyim ben şu adamı diyor. Ve bayılıyor babama. Ondan sonra onların böyle kısa da olsa 4-5 senelik bir ilişkileri var. Orada bu atalar çalışması başlayınca ben babama koştum tabii ki. Dedim baba bana anlat, ben bu bilgileri bilmiyorum, nasıl bir şey. Çok etkilendim, böyle böyle oldu vesaire. Bunları hemen yazdık tabii. Ve o zamandan bu zamana ben hala çalışıyorum üstüne. Onu onurlandırmak için arada bir mum yakıyorum. Diyorum ki ben senin kanını hala taşıyan bir nesilim. Ve senin kanını benden sonraki nesillere de aktardım. Ve bunun için çok teşekkür ederim. Çünkü eminim ki onun kaliteleri bende de var. Çok komik, çok canlı, çok insanlara sevgi gösteren, aynı zamanda çok deli olan bir adammış. Tabii
mışmışlarla gidiyorum. Ama eminim ki bende de onların hepsi var. Onun için şu anda bile ona teşekkür ediyorum. Çünkü kalitelerimle her an bir arada yaşamayı seçtim. Ve onları onurlandırmam gerektiğine inanıyorum. Peki nasıl tam olarak onurlandırma noktasında nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Nasıl yapabiliriz bunu? Evet, şöyle bir kere birazcık araştırmak şart. Yani anneleri, babaları sıkıştırın. Bu zaten recall healing'in bir numaralı olayı. Çünkü Gilbert Reno der ki belki ailede en sevilmeyecek adam siz olabilirsiniz sorularınızdan dolayı. Bunları sorun. Kaçıncı çocukmuş, nasıl bir ortamdan geliyor, siz kaçıncı çocuksunuz gibi bunlar çok önemli. Neler yaşamış, nasıl bir karakteri varmış? Hani ya hep çok iyiler anlatılıyor ya da en kötüler anlatılıyor ama hepsini öğrenmemiz lazım. Bu terazi dengededir. Birinin kötü dediğine illa herkes için kötü olmasına da gerek yok. Yani bunlar bize verilmiş kalıplar. Belki de hakikaten çok sevecen insanlardı ama birine bir kötülük yaptı ve o kötülük hep hatırlanıyor. Ne bilgi biliyorsunuz, bunu bir toparlamakta fayda var. Sonra da ya hiçbir şey bulamasanız bile, aileden hiç kimse yok, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ben mesela bir mum yakıyorum. Küçük bir sunak gibi bir şey yaptım. Buraya işte ne bileyim bir kaseye biraz şeker koydum. Bir kaseye pirinç koydum. Şekerimi bolluk bereket için koydum. Sembol olarak gittim. Pirinçleri her gün sofrada bolluğum yemeğim olsun diye. Resim varsa bir resmini koyabilirsiniz. Bir mum yakar ya da çiçek koyarsınız ve bunu sana adıyorum. Minnettarım, ben senin farkındayım. O kadar. Çok büyük bir şeye de gerek yok. Bu Turgay'la yaptığımız ilk atalar çalışmasından sonra evde bir köşe yaptım. Ve onu önce anne tarafından bütün anne atalarına ve her gün öyle bir organize ettim. Ve her gün gidip oraya bir mum koydum ve bir çiçek koydum. Bir ufacık bir dal bir şey. Ve ona onurlandım. Bir süre sonra unuttuğumu fark ettim. Dedim tamam o zaman bitti. Ondan sonra anne tarafımdaki erkek atalarıma yaptım ve çok uzun sürdü. Çok enteresan. Çünkü hatırlanmamak aynı Walt Disney'in ya da Pixar'ın da galiba Coco diye bir filmi var. Ölmüş olanların anılmamasıyla ilgili çocuk filmi deyip geçmeyin. Çok ciddi mesajlar sunan bir animasyon. Orada hatırlanmayanlar artık tamamen yok oluyor ve resimleri de soluyor gibi bir mana vardı. Bunu yapmak, ya yani onları uzun süre bir anma ihtiyacı hissettim dede tarafımda, erkek tarafımda. Sonra Türk tarafına da yaptım. Hem babamın annesine, neneme, hem dedeme. Galiba bir 4-5 ay falan sürdü. Çok da keyifli oldu. Bir süre sonra yapma ihtiyacı duymadım. Ama arada bir onlara teşekkür ediyorum. Mesela anneannem müthiş bir yemek pişiren bir kadındı. Annem de iyidir. Bir şeyler yapar. Ay diyorum bak anneanne senin gibi güzel yapıyorum. Teşekkürler. Bu bile yetiyor. İçimizde bir farklı bir frekansın oluşmasına sahip oluyor. Biz yalnız değiliz. Onlar da var etrafımızda. Bir sorum daha var. Peki biz onlardan bence bazen onların geçirdiği travmaları da bugüne taşıyoruz ve bize hiç ait olmayan travmalarla birlikte yol alıyoruz. Ve hayatımız da ciddi anlamda buna yönelik şekil alıyor. Ve bazen belki de onun travmasının korkunç versiyonunu yaşayarak hayatımızı hiç bize ait olmayan bir yaşam seçmiş oluyoruz. Aslında galiba bu konuda da bize oldukça yardımcı olabilecek bir meditasyon şekli. Var. Çok değişik teknikler var. Mesela biz şaman eğitiminde çok çok derin bir çalışma. Şaman deyip geçmeyin. Hepimiz şamanız. Ama toprakla, bu dünyayla, varlığımızla çok ciddi bağımız kopuk. Bunları öğrenmek için bu yollara giriyoruz. Orada bize şöyle bir şey var öğretmişlerdi. Kuzey yönünün atalar yönü olduğuyla ilgili. Ve ben onları çalışırken şöyle bir şeyle karşılaştım. Dedim ki atalarım minnettarım. Teşekkürden daha önemli bir cümle minnettarlık. Çünkü teşekkür Arapçadan geliyor ve bu kadar yeterdi. Ender Saraç'tan öğrenmiştim, çok hoşuma gitti o. Yani teşekkür etmek başka bir şey. Hamdolsun ya da minnet duymak bambaşka bir frekansta. Benim yaptığım şöyle bir şey oldu. Onlara her gün minnetimi sundum ve dedim ki
sizin yaşadığınız yaşamı biz yaşamadık. Sizin zorluklarınızı biz görmedik. Ve bunun için teşekkür ederim. Ya ne elektriği var, ne akan suyu var, ne dükkandan, bakkal, çakkaldan bir şey satın alma yöntemi var. Hiçbir şey yok. Her şeyi kendileri yapmakla yükümlüler. Üstüne kuraklık olabiliyor, aşırı kötü hava koşulları olabiliyor. Yangınlar, depremler, doğal afetler, savaşlar, zaten orada herkeste bir peçi, bir travma var. Onlara şunu söyledim ben hep. Size çok minnettarım. Yaşadığınız yaşamın zorluklarının farkındayım. Teşekkür ediyorum her şey için. Ama bana ait olmayan yükleri benden almanızı niyet ediyorum. Benim neslim ve benden sonra gelecek nesillerin bunun bilgisiyle ama yüküyle yaşamamalarını niyet ediyorum. Bu konuda beni desteklemenizi için minnettarım gibi bir şeyler söylüyorum. Çok kuvvetli kelime, çok önemli. Ağzımızdan çıkan her kelimenin bir frekansı, bir enerjisi var. Konuşurken bu konularda dikkatli olmamız gerekiyor aslında. Ve bu niyetler, onlara olan teşekkürlerimiz, minnetimiz bence çok ciddi o akışı ve açılmayı etkiliyor. Bunu, bu bir konu yani şaman çalışmasında. Diğer konu da aile dizimleri. Aile dizimlerinde bu dinamikler açılıyor. Müthiş şeyler çıkıyor. Hiç tahmin etmediğiniz, kendinize bile itiraf etmediğiniz travmalarınız, belki size bile ait olmayan bir sürü konu aile dizilimlerinde, aile sistem dizimleri de deniyor bunlara. Burada açılabiliyor ve bu konuda çalışılabilir. Senin daha öncesinde yaptığın bir aile diziliminde yaşadığın travmatik ya da çok güzel bir açılım olmuş muydu? Bunu paylaşabilir misin? Oh, çok sonsuz deneyimler var ama bir tanesinden bahsedeyim. Yani biraz komik de o. Benim çok sevdiğim Anna diye bir İtalyan arkadaşım var. Ve biz Anna bir Türk'le evli. Zaten Türk gibi Türkçe konuşuyor. Müthiş. Biz senelerce gidiyoruz ve bu merkezde isteyenler gelip öncesinde Turgay'la çalışıp ondan sonra kimsenin bilmediği, yani kimin dizimi olduğunu bilmediğimiz, kim olduğumuzu bilmediğimiz dizimlerde temsilci olarak katıldık. Şimdi Turgay beni aldı, koydu, bir yüklemesini yaptı. Karşıma da Anna'yı koydu. Anna normalde böyle çıtı pıtı, güleç, konuşkan, şirin bir kadın. Karşıma geçip devamlı göğsünü, omzunu açıyor. Bak, bak, ben sana şunları yapacağım, sen istemiyorsun falan. Ben deliriyorum yani. Turgay'a dedi, ne hissediyorsun? Dedim ki, şimdi boğacağım. Yani elimde kalacak, paramparça, lime lime edeceğim onu falan. Gülüyor gülüyor. Ondan sonra neyse, bu böyle bir süreç devam etti. Dedi, söyle ne demek istediğini. Dedim, sana çok kızıyorum. Böyle olmanı istemiyorum. Ahlaksızsın falan. Bu tarz şeyler çıkıyor içimde. Bu olay epeyce bir uzun çalıştık. Tamamlandı. Bitti. Hepimiz yerimize oturduk. Yanımdaki kadın dedi, nasıl benim daha hissettiğimi biliyorsunuz dedi. Ben şimdi kaldım. Ben sizi tanımıyorum. Kadını hiç tanımıyorum. Dedi ki, siz ben de kızımı burada temsil ettiniz. Şu anda bizim olduğumuz durumda bu. Dedim, vallahi ben öldürmek üzereydim. Yani parçalayıp ben de öyleyim diyor. Ve kendimi bir aslan kafesinde hissetmiştim. Bir sağ bir sol gidiyorum. O aslanların nasıl kafeslerin içinde psikolojilerinin bozulduğunu da hissediyorsunuz. Yani öyle bir gidiyorsun. Her an her şeyi parçalayacak bir konumdasın. Yapmak istediğini yapamıyorsun. Çünkü şiddet uygulamak istemiyorsun tabii. Ve böyle bir komik bir olay olmuştu. Sonra bizi hiç söylemeden aralarda bir 3-4 defa tekrar karşılaştırdı. Biz neden olduğunu bilmediğimiz halde gene o moda girebildik. Ve sonra da çıktığımızda tamam biraz düzeliyoruz galiba. Artık birbirimizi daha iyi kabul ediyoruz. Anne kız gibi sonuçlar alabildik. Nitekim de sonra o oradaki akış çözüldü. Orada çok daha derin konular varmış gibi. Böyle bir ufak bir örneğim var. Çok eğlenmiştik tabii. Teşekkürler paylaştığın için. Şimdiye kadar böyle atalardan bahsetmiştim. Biz aslında hani bunu çok basite indirgiyoruz normalde. Dedenin burnu var, büyük annenin gözleri gibi. Daha fiziki şeylerini düşünüyoruz. Ya da gülüşü aynı babam dediğimiz konular var.
Halbuki burada çok daha derin bir link hattıyla birbirimize bağlıyız. Bunu onurlandırdığımız zaman kendi neslimiz ve bizden sonra gelen nesillerin de üzerinden yükleri hafifletmiş oluruz. Bu bağlamda atalarımızı selamlar, keyifle sarılalım. Onları her an olmasa bile arada bir anıp yad edelim. Ve bundan sonraki videolarımızda tekrar buluşmayı niyet ediyorum. Teşekkürler.